Ramazan ayı bir fırsat olabilir tabii ki. Çok iyi bir fırsat yani. Yani 15-16 saat bir insanın açlık süresince sigara içmediğine göre bu direnci kırabilmek için çok iyi bir süre. Ama her şeyden önce bu irade ile ilgili bir şey. Ben şunu da çok görüyorum. Günde bir paket sigara içen bir hasta Ramazan ayında da bir paketi tamamlıyor iftarla sahur arasında. Yani bu bir irade meselesi, istek meselesi. Yani bırakmaya niyeti olan olmayan bir kişi 3 gün aç bıraksanız, 3 gün sigarasız da bıraksanız, 4. gün o 3 günü de telafi edecek şekilde sigara içebilir yani. Bırakma iradesi yoksa, isteği yoksa. Tabii bu süreçte sigara tüketiminden bahsettik ama ilaçlarını da mutlaka içsinler. Çünkü kalp hastalarında anjiyo olabilir, stent takılmış olabilir, kalp krizi geçirmiş olabilir Evet. kişiler. Bunlar ilaçlarını mutlaka takip etmeler değil mi hocam? Evet, tabii kalp hastalarının şöyle bir avantajı var. İlaçlarımızın çok büyük kısmı günde tek doz kullanılan ilaçlar. Dolayısıyla sahurdan sonra ilaçlarını aldığı takdirde şayet varsa ikinci dozu akşam iftardan sonra aldığı takdirde yani tedavisi çok ciddi bir aksama göstermiyor. Dolayısıyla hani şeker hastalarına nazaran biraz daha uyumludur oruçla kalp hastalarının ilaç düzeni. İlaçlarını almaları için hiçbir engel yok. İlaçları oruç tutmaya elbette çoğu zaman için mani değil ama sahurda veya iftarda nasıl ayarlanmışsa aynı düzende kullanmaları şartıyla tabii ki. Tabii Habib Hocam bununla birlikte artık yaz aylarına bir giriş yapıyoruz. Evet. Evet, yaz aylarına giriyoruz. İşte Ramazan daha güzel geçecek ümit ediyoruz. Tabii şu koronavirüsü de atlatırsak daha güzel geçecek. Belki de çifte bayram yaşayacağız. Peki yaz aylarına yaklaşırken bu mevsimsel geçişlerde kalp hastalarımız nelere dikkat etsinler? Öncelikle yaz aylarında sıcakların etkisi bir faktör. Tatil havası, aşırı bir hareketliliğin artması bir başka faktör. Öncelikle havanın sıcaklık değişimini değerlendirirsek ne yapıyor sıcaklık? Damarlarda bir gevşemeye yol açıyor. Damarlardaki gevşeme genellikle makul seviyede bir tansiyon düşüşüne yol açıyor. Beraberinde sıcak hava ile birlikte terleme arttığı için yine damar içindeki sıvı miktarı azaldığı için yine tansiyonda hafif bir düşme eğilimi oluyor. Dolayısıyla tansiyon hastaları mesela bu anlamda ilaçlarının dozunda bir miktar azaltma ihtiyacı duyabilirler. Birincisi bu. Bu elbette hekimleri eliyle olacak bir şey. İkinci başlık sıcaklık artışı ve terlemenin etkisi en çok kimlerde olur? Kalp yetmezliği hastalarında. Kalp yetmezliği hastalarında hastalarımız mutlaka bilecektir. Tedavilerinin en önemli bölümünü diüretik dediğimiz idrar sökücü ilaçlar oluşturuyor. Ve biz bu hastaların ilaçlarını ayarlarken kış mevsimine göre ayarlıyoruz ve genellikle terlemenin olmadığı, belki hareketin de nispeten az olduğu bir döneme göre ayarlıyoruz. Ve biraz daha yüksek dozla veriyoruz bu ilaçları. Ancak yaza geldiğimiz zaman terleme yoluyla atılan sıvı miktarı artacağı için doğal yolla atılan sıvı miktarı bizim diüretik dediğimiz bu ilaçların dozunu azaltmamız gerekiyor. Aksi takdirde böbreklerin bir anlamda susuz kalmasına bağlı bir takım sıkıntılarla hastalarımız karşı karşıya gelebilir. Ya da aşırı halsizlik, baş dönmesi, bitkinlik gibi vücutta su eksikliğinin temel göstergeleriyle karşılaşabilirler. Bu da yine yaza giriş dönemlerinde hekimleriyle yapacakları görüşmede mutlaka kendilerine gerekli öneriler yapılacaktır.